Zülo'cum, selamlar, merhabalar. Nasılsın Alper? İyiyim, sen nasılsın? İyiyim, ben de direkt sunucu ben gibi başladım. Olsun, hiç sıkıntı yok. Ev sahibi sensin. Ah, teşekkür ederim. Ne var ne yok? Vallahi iyilik senden. İyi, çay içiyoruz. Evet, güzel. Çayımız. Karşılıklı ne zamandır görüşmemiştik. Güzel sohbet olacağına inanıyorum vallahi bugün. Vallahi yani gerçekten çok özlemişim. Sosyalleşmeyi de çok özlemişim. Değil mi? Ya, uzun zaman sonra makyaj yaptım dedim ilk geldiğinde. Çok iyi. Ne yapıyorsun diye? Vallahi iyi, normal pandemi süreci, evdeyiz. Aynen. Evden çıkmıyoruz. Aynen. İşte bir yandan böyle arkadaşlarıma, yakın arkadaşlarıma özellikle gidebiliyorum. Onlar sağ olsun kabul ediyorlar. Ya, doğru. Onun dışında devam, evden devam. Evet Zülal'cığım, seni tanıyalım. Beni tanıyın arkadaşlar. Adın, soyadın, söylemek istersen diye söylüyorum her zaman. Yaşın. Nerede doğdun, nerede büyüdün? Adım Zülal, Sarımeşe. Eskişehirliyim. 26 yaşındayım. Burada doğdum, burada büyüdüm, burada okudum, burada çalıştım, burada kaldım. Eskişehirlilerin genel şeyi bu galiba. İşte ne kadar istemesem de beni buldu yani. Hep burada denk geldim, hep burada bir şeyler oldu, oluştu olaylar. Hala da buradayım. Ne kadar gitmek istesem de her seferinde olmadı. İnşallah olacak ama ben evet, inanıyorum. Evet, ben de inanıyorum, istiyorum. O kısmına geleceğiz. Şimdi evet. Öncelikle ilkokul, ortaokul yani ilk öğretim kısmını nasıldı? Nerede okudun? Ya işte eve yakın okula gittik. Adalet'teydim. Sonra onun yine ortaokul kısmı vardı. Oraya da gittim. Lise, Salih 2'deydim. Evet, seninle birlikte aynı okuldaydım. Oraya geleceğiz. Tamam. İlkokulda nasıldın peki şey yani başarı olarak sence? Ya şöyle benim başarı grafiğim hep şöyle. Hani yukarıdan o aşağı pik doğru. Pik noktası nerede ama işte? İlkokul 1-2, 5'e kadar iyi. 5'ten sonra hep böyle bir tekleme, tükleme. Yavaş yavaş salma, gevşeme ve üniversitede kapanış şeklinde devam etti. Şey, yani buna neden olan bir hobi veya başka bir uğraş veya başka bir şey mi? Ya açıkçası tam olarak ben de bilmiyorum ama hep çocukluğumdan beri de hep kafamın içerisinde başka şeylerle doluydu. Yani evet dersi dinliyordum, dersi anlıyordum, sorumluluk, görev bilinci %100, eve gelirim ödevler takır 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 yapılır. Ama hiç böyle gerçekten kendimi full veremiyordum. Yani hep kafamda başka bir durumlar oluyordu beni kurcalayan. O böyle götürüyordu işte ders anında götürüyordu, kopukluklar, odaklanma sıkıntıları yaşıyordum. Özellikle ortaokul ve lise döneminde bunu çok ciddi yaşadım. Sonra da tabii onlar da ister istemez üniversiteye etkiledi. Yani gireceğim bölüm, seçeceğim üniversite falan bunların hepsini etkiledi. Burada da tabii biraz hani ailevi durumlar olur, kişisel durumlar olur. Hepsi etkiliyordu yani. Kesinlikle. Ne yazık ki aynen öyle durumlar oldu. Peki o dönemde başladığın bir hobin veya işte atıyorum yabancı dile meraklıydım veya işte şunu yapıyordum dediğim bir şey var mı? Yani şöyle tabii işte bence bizim dönemimizdeki çoğu çocuğun yaptığı şeyleri yaptım. İşte ilkokulda spora gittim, basketbolundan tut voleyboluna kadar işte halk oyunları ekibinden işte başka Latin dansları ekibine kadar hepsinde aktiftim, faaldim. Voleybolda da liseye kadar hatta lisanslı olarak böyle devam da ettim. Evet. O yüzden şey değildim yani çok sadece okulla geçen bir çocukluğum olmadı. Hep böyle yan aktiviteler oldu. Güzeldi de bence ya. O çünkü insana şey katıyor. Hem sağlıklı yaşama bilinci katıyor bence. Bir de sosyal çevreni geliştirebiliyorsun. İnsanlarla daha nasıl desem rahat iletişim kurma şeyi sağlıyor çocukluktan geldiği için. Ben şuna da inanıyorum. Yani bir takım oyununun özellikle o yaşlarda sonraki hayatını etkilediğine, paylaşmayı, görev bilincini bunları etkilediğine evet, de evet, inanıyorum. Evet, birbirine destek olmayı, o anında işte arkasını kapatmayı, paslaşmayı falan her şeyi öğreniyorsun. Güzel oluyor ama bunlarla dolu dolu geçti. İşte ilkokul olsun. Lisede ama dediğim gibi çok durgundu. Sadece okul vardı. Nasıl hazırlandın liseye? Yani o bizim zamanımızda şeydi ya, işte OKS'ydi galiba yanlış hatırlamıyorsam. Orta öğretim. Şimdi senin zamanla benim zaman arasında da fark var Alper. O da doğru. Yani bir dershaneye gittin mi? Özel ders aldın mı? Ne yaptın? Tabii dershaneye gittim. Aynı zamanda özel ders de aldım. Almadım. Şeyde üniversiteye giderken aldım da şeyde almadım. Evet, liseye giderken almadım diye hatırlıyorum ama dershaneye gittim. O da şey oldu ama
İşte şu arkadaşlarım şu dershaneye gidiyor. Anne oraya gideyim mi? Tamam git. Ya arkadaşlarım buraya gidiyor. Anne oraya gideyim mi? Tamam git falan. O moddaydı yani. Genelde arkadaş çevresini seçerek. Bence zaten Eskişehirlerde bu var. Arkadaş çevresi seçme durumu vardı yani. Arkadaşlarım oraya gidiyor. Ben de oraya gideyim. İşte eğlenceyi seçiyorduk. Ders çalışmaktan önce arkadaşlık geliyordu. Hepimiz i̇şte, de öyle sanırım işte. Evet ama yani avantajlı mı? Dezavantajlı olduğu noktalar da var. Avantajlı olduğu noktalar da var yani. Lise kısmına geleyim o zaman. Lise 2. Lise nasıldı? İlkokulun, ortaokulun böyle birazcık daha yaşanmış olayların, okul haricinde yaşanmış olayların lisede birazcık daha benim kişisel olarak içselleştirme, sorgulama ve analiz etme dönemi olduğu için çok durgun bir lise hayatım oldu. Hani böyle kapıdan girdiğinde arka iki tane şey olur ya. Öğrenci. Serseri ekip. Serseri ekibin hemen önü. Serseri ekibi göğüsleyen, onlara böyle hoca geliyor, kalkın, alın ses, ders notu. Hem onları böyle sönümleyen, onlara destek çıkan, ama bir o kadar da kendi çapında bir serserilik olan, ama öğretmenlerle arası hep iyi olan, o kişi bendim yani. Bak arkadaşlarına dikkat et, yakacaklar seni falan dedi hep hocalarımın. Derslerin nasıldı? Derste sevdiğim derslerim vardı, sevmediğim derslerim vardı. Biraz yani herkesin olduğu gibi tabii. Yok şundan soruyorum şimdi mesela kulaklarını çınlatalım. Batuhan'la yaptık geçen video çekimini. Mesela Batuhan ilkokul 3'ten beri özel ders alan bir insan. Ha. Ben mesela lise 1'e geçtiğimde ben sınıfta kalıyordum az kalsın. Ben nasıl sayısalcı oldum onu da bilmiyorum ya. Yani. Şaşırdım mı şu anda? Yani. O yüzden soruyorum şimdi derslerin nasıldı diye. Herkesin olduğu derslerim, gibi deme. Ben hep şeyim ya, ortalama bir öğrenciydim. Ha. Yani ilkokulda çok başarılıydım. Hep böyle ilk 3-4 böyle sıralamada, sınıf sıralaması, okul sıralaması çok güzel. Ama sonrasında hep ortalama öğrenci. Yani hiç şeyden, derslerden kopmayan ama böyle tam da kendini vermeyen. Hani diyorlar işte bizim çocuk akıllı ama çalışmıyor. Onun gibi bir moddaydım yani. Hep ortalama. Lisede ortalama. Öyle olunca da üniversitede ortalama bir öğrenci olarak devam etti. Ortalama. Lisede peki voleybol vesaire devam ettin mi? Yok, bir şey onlar hepsi kaldı işte. Ortaokula birlikte liseye geçince benim de böyle kişisel olarak sakinlik dönemime denk gelince benim tamamıyla şey, sosyal aktivite çöküşte. Okula git, gel. Git, gel. Arkadaş çevresiyle takıl, gel. Hatta arkadaş çevresi olarak da çok az arkadaşım var mesela. Sınıf içerisinde bile belli başlı insanlarla böyle iyiydim. Yani herkes seviyordu, muhabbetimiz oluyordu ama çok da böyle şey değildim yani. Aktif bir öğrenci değildim lisede. Anladım. Okul haricinde aktiftim ama. Hayat dışarıda diyorsun. Aynen. Öyle bir durum. Şeye gidiyorduk işte, şimdi o aklıma geldi. Kampa gidiyorduk. Sporla aktif değildim ama kampa gidiyorduk. Bu da benim başka işte okul harici arkadaşlarımla birlikte gerçekleştirdiğimiz. Neydi? Gençlik Spor Bakanlığı'na bağlıydı galiba o zaman. Bayağı bildiğin liderimiz vardı, kamp liderimiz vardı. Her sene bir yerde oluyordu. Bir sene Manisa'ya gittik, bir sene Konya'ya gittik. Orada bir arkadaş grubumuz vardı. Çoğuyla da işte üniversiteye kadar görüştük. Hatta yani üniversite süresince de görüştük. Ama sonra üniversiteden sonra herkes farklı şehirlere işte gitti, atandı. Biri diş hekimi oldu, başka yere gitti falan. Yavaş yavaş kopuşlar başladı. Nasıldı peki? Yani ne yapıyordunuz o kampta? Ah. Yani şey gibi mi? Şimdi sen hatırlar mısın bilmiyorum. Burada İzci kampı vardı. Hı hı. Orası gibi bir şey mi? Yoksa bu tamamen işte belli bölgeye gidip bir çadır kurup orada bir doğal hayat anlamına mıydı? Ya biz şey kurmuyorduk, çadır kurmuyorduk ama bakanlığın binaları vardı. O binalarda kalıyorduk. Bunu nasıl aslında betimlesem bilemedim ama yan tarafımızda mesela bir ormanlık alanı oluyordu. O ormanlık alanın içerisinde izciler oluyordu. Onlar orada çadır kurup kamp yapıyorlardı. Biz tamamıyla bir binada kalıyorduk. İşte 4-5 kızlı şekilde gruplarımız oluyordu. Bir de bir lidere bağlıyorduk. Birden fazla liderimiz oluyordu. Onlarla birlikte her gün bir aktivite oluyordu. İşte her ekip bir gün sorumlu oluyordu kampın diğer grup üyelerinden. Mesela yemeği biz hazırlıyorduk. Ya pişirmiyorduk ama işte masaların hazırlanması, masaların toparlanması, bir de akşam eğlencesi oluyordu. O akşam eğlencesinde biz hazırlıyorduk. Ha. Bayağı böyle aslında eğlenceli oluyordu. Tabii o zamanlar tam böyle aslında sıkışmaya başlamadan, yani çok özgürlük alanımızın daralmadığı zamanlardı. 4 sene mi gittik, 3 sene mi gittik ne? Başları çok eğlenceliydi ama son sene mesela çok burnumuzdan gelmişti. Sürekli çünkü işte kızlar erkekleri ayırmaya çalışıyorlar, böyle bir araya getirmemeye çalışıyorlar gibi böyle durumlar olmaya başlamıştı. Sonra zaten bizim de son senemizde bir daha da gitmemiştik, sonra sınav senesi falan diye.
O çok eğlenceli oluyordu ama çok saçma sapan işler oluyordu. Zaten yani oraya niye gidiyorduk ben de bilmiyorum ama çok eğleniyorduk yani. Çünkü şöyle düşün, çok iyi anlaştığın bir 10-15 kişilik arkadaşın var. Bir hafta boyunca aynı binada kalıyorsun ve gecen gündüzün birbirine karışıyor. Kim kaçta yattın, kim kaçta kalktın, ne yedin, ne içtin kimse karışmıyor. Ne yaparsan yap yani orada. Akşam çok keyifli ya. Evet, bir de üstünü akşam böyle saçma sapan gösteri düzenliyorduk. Ya saçma sapan demeyeyim de verdiğimiz emeğe de yazık olmasın şimdi. Hani bir şeyler düzenliyorduk. Gösteri yapıyorduk, skeçler hazırlıyorduk. Prova yapıyorduk. Onları birini çıkarıyordu. Ya bu aynı şey otel animasyonlarının oluyordu ya akşam böyle. Oradan çakma çıkma şeyler falan. Çok güzel ama aynen ya. O kadar saçma sapan oldu. Fotoğrafları bir göstersem rezillik ya. Tıraş köpüğünü her yerine süreni mi ararsın? Böyle futbol maçı organize edeni mi ararsın? Böyle inanılmaz eğlenceli şeyler oluyordu. Peki bir şey soracağım. Abinin dediği fotoğraflar bunlar olabilir mi? Ay inşallah değildir. Ay değildir inşallah. Emre'cim selamlar. Bunu görüşelim. İnşallah değildir yani. Ünüyorum. Onun, ama güzel. Abimin haberi olmayabilir bu fotoğraflardan. Ha. O kadar gizli. Ha. Anlaştık. Aynen, saklıyorum onu. O zaman şeyi soracağım şimdi. Biraz daha eğitim hayatından gideceğim. Lisede hı hı. üniversiteye hazırlanma süreci nasıldı? Ya burada Eskişehirli olanlar biliyorlar. Çok böyle popüler bir şey vardı, dershane vardı. Ben de o dershanenin öğrencilerinden biriydim ve öğretmenlerimi çok seviyordum orada. Yani eğitime beni gerçekten inandıran, özellikle işte o lisede yaşadığım o kopukluk sürecinde beni bir şekilde de olsa işte koluma dürten insanlar o dershanedeydi. Bir saniye, bu konuda bir şey söyleyeceğim. Hı-hı. Normalde hani özel isim vermemeye çalışıyoruz Hı-hı. ama Yeni Yol Dershanesi'nden evet, bahsediyoruz. Aynen. Ben de oranın bir mensubuydum. Hı. Ben de oradan geçmiş bir öğrenci. Evet. Ve o yüzden selam olsun izliyorlarsa buradan evet, da. Yani. Yani ben çünkü şey her zaman hani oradaki hala görüştüğümüz hocalar var. Evet. Çok severek anıyorum. Gerçekten de bize dokunan insanlar oradakiler. Evet, orada gerçekten nasıl bir aura yapıyorlar, hocaları nasıl seçiyorlar ya da öğrenciyle olan ilişkisine mi bakıyorlar, nasıl yapıyorlar bilmiyorum. Yiğit Hoca olsun, Mehmet Hoca olsun. Gerçekten hem öğrenci dostu olup hem de bilmiyorum. Ben de yerleri ayrı yani hocalarımın, Evren Hoca'nın, Yiğit Hoca'nın hepsinin yeri ayrı bende. Bilmiyorum. Çok seviyorum onları. Nasıldı peki? Yani sonucun nasıldı? O süreç nasıl gelişti? Şey, üniversite seçim evet. süreci mi? Yani ben aslında sınava tekrardan girecektim. Mühendislik istiyordum. Hep yani küçüklüğümden beri, kendim bildiğimden beri mühendislik istiyordum. Ama bu çok da sağlıklı bir şey değilmiş açıkçası. Yani bir şey, bir fikre bu kadar sabit kalarak hareket etmek çok sağlıklı değilmiş. Yaptığım şeyden aslında pişman değilim ama keşke birazcık daha kendimi, kendi yönlerimi keşfederek seçim yapsaymışım. Daha benim için hayırlı olabilirmiş. O süreçte şöyle oldu. Ben mühendislik istiyordum ama istediğim mühendislik hangisi olur onu bilemediğim için dedim ki ben tekrardan sınava gireyim ve temel mühendislik dallarından kopmak istemedim. İşte makine olur, inşaat olur bu tarzda istedim. Ama sonra da düşündükçe çok da kendimi eşleştiremediğim noktalar olmaya başladı bu mühendislik dallarıyla. O sırada bizim bir aile dostumuz vardı. Onu da çok severim. Daha hatta dün görüştük kendisiyle de. O aile dostumuz bana demiş ki ya bak böyle böyle bir bölüm var. Bir istersen araştır geleceğin mühendisliği dedi. O zaman gülebilir miyim burada? Gülebilirsin. O zaman daha ben o zaman internetten araştırırken hep şunu görüyorum. Geleceğin mühendisliği gelemedi falan diyorlardı. Hala gelemedi. O yüzden hani çok da bir şey de demek istemiyorum. Yorum yapmak istemiyorum ama hala çünkü inancım var geliyor yani. İnşallah. Hala geleceğimiz geliyor diye düşünüyorum. O zaman çok mesela dikkatimi çekti. Çünkü şu dikkatimi çekti. Ben çocukluğumdan beri böyle etrafa karşı daha duyarlıyım. İşte böyle atıklar olsun, hava kirliliği olsun, sağlıklı yaşam olsun. Hani bunlara daha çok dikkat ediyordum. Ve doğa, çevre, ağaç, toprak, doğal yöntemlerle üretim. Bunlar hep beni bir şekilde cezbediyordu. Ve diyordum ki bu bir noktada ben buraya bir parmağım dokunacak yani bu güzel bir şey. Benim buna bir katkım olacak, bir etkim olacak. O yüzden çok aslında hevesle ben bölüme girdim. Çevre hatta, mühendisliği evet, çevre mühendisliği aynen. Hatta bölüme girmeden önce bana o zamanki büyüklerim şey demişlerdi. Bir git üniversiteye, bir hocaların kapısını çal. Hem hocalarla tanışmış olursun demişlerdi. Ve benim şansıma o gün Eftade Hoca vardı. Aa. Ben Eftade Hoca'nın kapısını çaldım. Onunla konuştuk. Eftade Hoca bayağı şok oldu. Dedi ki bize dedi hiç böyle öğrenciler gelmiyor. Normalde geliyorlar. Ne yaptıklarını, ne yapacaklarını bilmiyorlar.
sen madem bu kadar isteklisin, şeysin, heveslisin, biz seninle çok güzel şeyler yaparız dedi. Dedi, ben zaten lisede kopuk bir öğrenci olarak, ben hani bir hoca görmüşüm, böyle insan yerine konmuşum, konuşmuşum, hani sohbet etmişim ve beni böyle değerlendirebilecek bir insan görmüşüm. Böyle çok şey oldum, çok etkilendim ve ben bu etkilenmeler üzerine bu bölümü seçtim ve şey olarak seçtim, yani son dakika, son gün. Dedim tamam, ben yazayım, bir sene daha hazırlanmayayım, gireyim üniversiteye dedim. Tabii bu arada yan faktörler de var mesela, annem gibi. Yan, hakikaten yan. Yan faktörler de var annem gibi. Dedi işte bak gitme dedi, gel ne güzel Eskişehir'de dedi, okuyacaksın, buralar tutuyor. Ben dedi abin de burada, işte size bir klasik vaat, araba alırım. Araba alırım, arabayla gidersiniz, gelirsiniz falan filan. Biz de diyoruz ki abimle, kim gidecek, hangimiz gidecek arabayla? Hani biz öyle düşünüyoruz, tabii öyle bir şey olmadı. Ondan sonra ben bir şekilde böyle herhalde safça duygularım vardı, çocuksuydum, bilmiyorum. Kabul etti, kandım yani. O hocanın heveslendirmesine kandım, işte geleceğin mühendisliği olabileceğine kandım, yan faktörlere kandım ve seçtim. Seçtim. İkinci sınıfa falan geldiğimde biraz böyle şey teklemeye başladı böyle fikir. Ya bu iş olmayacak galiba, ben çok rahat iş bulamayacağım sanırım diye. Mesela ikinci sınıfta ben bunu artık düşünmeye başlamıştım. Yani bu sektör birazcık zor bir sektör, iş bulması zor bir sektör olacak herhalde diye geleceğin birazcık karanlık olduğunu düşünmeye başladım. Zaten kaygılı bir çocuktum küçüklüğümde. Üzerine tekrardan böyle kaygılar yüklenmeye başladı. Sonra bir şekilde ikinci sınıfta da bölümü değiştirmeyi düşündüm. Tekrardan sınav hazırlanmayı düşündüm. O dönemde de tabii şimdi yine hala erkek arkadaşım çok baskıladı. Bak değiştir. Değiştirmek için çok uygun bir zamandasın yani. Şimdi değiştirebilirsin. Başka zaman değiştiremezsin. Yapacaksan şimdi değiştirmen lazım diye. Çok aslında o zaman dinlese miydim acaba diye düşünüyorum. Çünkü o hani böyle bir kırılma noktası gibi bir şey olur ya. Ben ama tekrar devam etmeyi tercih ettim. Bölümü de bitirdim öyle. Ama hep şey, inancımı kaybetmedim yani. Bu sektörde kendimi tatmin edecek bir işi bulacağıma inanıyorum. Çünkü mesleği seviyorum. Bu işi seviyorum ama çalışma ortamı veya buradaki bakış açısını sevmiyorum yani. Bence bu konuda araya gireceğim. Bu olay tamamen Türkiye'nin genel politikasıyla, çevre politikasıyla tabii alakalı. Yani çünkü tabii bu iş Avrupa'da, başka ülkelerde çok daha farklı değer verilen ve çok daha dallandırılan bir meslek. Evet. Ama bizde belki bu işin dediğin gibi gelecekte biraz daha önem kazanacağına ben inanmak istiyorum ben en azından. Ben inanıyorum ya. Bence geliyor, oluyor yani. Bir şeyler değişecek çünkü. Çünkü mesela şu ana bakalım, herkes böyle deli gibi gerçekten suyun olmayacağını benim yani kanıksadılar diyeyim, benimsediler diyeyim, evet, de kanıksadılar bunu. Farkındalığı oluştu ve ben etrafımda duyuyorum insanlar, işte musluğumuza da şöyle bu kontrol edenler falan var, onlardan takalım, dikkat edelim, suyu tüketmeyelim falan diye insanlar kendi kendilerine hiç kimse bu zorlamadan bu düşünceye girdiler. Ya çok yine pozitif davranıyorum, çok optimistik davranıyorum, bilmiyorum. Ya da inşallah olacak yani. Olacaktır yani, şey, bu tamamen aslında dünyanın hakim olduğu bu doğa olayları vesaire, aslında dediğin gibi tamamen bir çevre mühendisliği alanı. Yani işte çok, biz aslında çok dallıyız da hani nereden tutsan gelir gibi demek istemiyorum ama hangi alana girsen mutlaka bir etkin olacak. Kesinlikle. O yüzden önümüzün aslında çok açık olduğunu düşünüyorum bu mesleği işte yapmak isteyenler olarak. Ama dediğin gibi de şu anda içinde bulunduğumuz durumdan kaynaklı olarak da ve aslında sadece Türkiye'de değil, dünyada da birazcık bu konularda geri çekilme var. İşte anlaşmaların imzalanmaması, biraz geri kalınması gibi. Hani bunların birazcık daha hızlanması gerekiyor artık. Evet. O yüzden biraz daha şeyim, umutluyum yani. Ben şeyi anmadan geçmeyeyim. Eftade Hoca da bu arada bizim bölüm başkanımız şu anda da hala. Eskişehir Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği bölüm başkanımız. Yaptığı bence çok güzel bir şey. Çünkü başka hani hangi üniversitede çok değerli hocalar var diğer üniversitelerde de. Ama hangisi gelen yani 17-18 yaşında bir çocuğu kabul edip evet sen bunu istiyorsun ve buna değer veriyorsun, gel otur ben sana anlatayım. Evet der. Bence de o mesela tercih döneminde ben sadece aday adayım yani öğrenci aday adayım. Tercih yapıyorum. Kazanmamışsın daha, evet, ne olacağı belli değil. Sadece bir gideyim konuşayım olarak
kapısını çaldım ve direkt gelebilirsin konuştu. Mesela o çok etkileyici oldu. Evet. Hani bu beni bu mesleğe çekme açısından çok etkileyici oldu. Yoksa hani sadece aile dostumuzun söylediği için ben büyük ihtimalle yapmazdım bunu ama işte okula gidip Eftade Hoca gibi birine bir de denk gelmek aslında benim evet, şansım da çok yani. Bir başka şans. Bir hocaya da denk gelebilirdim. Bilmiyordum tamamıyla. Denk geldi. Beni hani orada cezbetti, mesleğe çekti. Ama sonrasında mesela ben yine üniversitede birazcık bir kayıp, yine bir çöküş dönemi yaşadım. Tam böyle kendimi buldum, işte projelere katılmaya başladım. Okulda faal etkinlikler yapmaya başladım. O zaman da Eftade Hoca başka şey Kanada'ya gitmişti. O, yine evet, okul dönemiyle ilgili. Ben hatta onunla birlikte tezimi falan yapmak istiyordum. O da yine denk gelmedi. Şans mı diyeyim, şanssızlık mı diyeyim, ne diyeyim hani. Hem bölüme girerken şansım oldu ama sonra aynen, da denk gelemedik, şanssızlık oldu gibi. Ama şey ise bilmiyorum, kendisi sevdiğim bir hoca da. Burada parantez içinde onu evet, geçeyim. Peki sonrasında okul bitti. Evet. Üniversite kısmı geride kaldı. Hı-hı. İş kısmı nasıl oldu? Yani çok aradın mı, işsiz kaldın mı, nasıl bir işi oldu? Yani açıkçası ben sanırım şanslılardan biriyim. Çünkü mezun oldum, bir ay işsiz kaldım, bir buçuk ay sonra iş buldum. Çalıştığım firma seramik üzerine bir firmaydı. Hı hı. Ve orada gerçekten yapabileceğim, yürütebileceğim, etkin olabileceğim çok fazla dal vardı. Hatta Ar-Ge'ye bağlıydık. Ar-Ge müdürlüğünde ben oradaki işte arıtma tesislerinden ve emisyonlardan, atıklardan genel olarak aslında hani derslerde birazcık gördüğümüz çoğu konuyu içerecek şekilde her noktada tecrübe edinme şeyine sahip oldum, şansına sahip oldum. Güzeldi, çok aktifti, çok kısa sürede çok şey öğrendim ve çok da seviyorum aslında. Yani orada çalıştığım dönemi de seviyorum. Ne kadar böyle sorunlu, stresli, iş yükü çok olsa da orada çalışmayı seviyordum ve oradaki çalışma arkadaşlarımı da seviyordum, müdürümü falan da seviyordum. Sonra bir iş değişikliği yapmak istedim ama yani şey diye düşündüm yani. Kısa sürede çok fazla iş öğrendim ama öğrenemediğim nokta mevzuatlardı. Çünkü biz danışmanlık alıyorduk. Mevzuatlar gereğiyle de ben ilgilenemiyordum. Çünkü oradaki iş yüküm çok fazlaydı sahada. Sahadan ofis başına geçip de mevzuatlara ilgilenebilecek vakit olmuyordu. Onun için bana zaten o işi de vermiyorlardı. Onu yakalamam lazımdı yani. Benim mevzuatları çözmem lazımdı bir şekilde. Nerede, nasıl yapılıyor, yürütülüyor. Sonra başka bir firmaya geçtim. Onda da çok şanslıydım. Başka bir yerde iş buldum. Hemen oraya geçtim. Bu çevre danışmanlık firması evet, değil mi? İkincisi. Aynen. Sonra bir yıl da orada çalıştım. Orada da çok aksine çok yavaştı işim. Yani inanılmaz bir şekilde ortaya bulamadım yani. Biri çok inanılmaz hızlıydı, biri inanılmaz yavaş bir şirkette. Yani çünkü direkt olarak şey müdürlükle, bakanlıkla birlikte çalışıyorsunuz. Otomatikman... Olur öyle şey. Çok korktum. Şey, onun için hani devlete bağlı olarak çalıştığınız için otomatikman hızınız düşüyor. Sonra kafamda başka bir fikirler vardı derken orayı dondurdum. Koydum kafama şeylerin peşinden gitmeye çalışıyorum yani. Tamam, şimdi onları soracağım. Ama bu arada bir not düşeyim. Sen yani hem saha kısmına hem mevzuat kısmına hakim olduğun için mezun olduğunda çevre mühendisi olarak herhangi bir belgeye, herhangi bir sertifikaya veya alabileceğin bir şeylere ihtiyacın var mıydı çalıştığın yerde? Sen aldın mı? Şunları soruyorum, not düşelim. Çevre görevlisi belgesi, tehlikeli atık taşıma belgesi mi oluyor? Hangisi oluyor bilmiyorum. Hatırlamıyorum. Onunla alakalı bir belge var. İş güvenliği uzmanlığı var. Bilmediğim başka var. Ben açıkçası ilk seramik fabrikasına çalışmaya başladığımda benim daha çevre görevlisi belgem yoktu. Çünkü orada biz danışmanlık aldığımız için çevre görevlisi bulundurma zorunluluğu yok fabrikanın. Sadece sahada iş yükü çok fazla olduğu için bu işten anlayan birini çalıştırmak istiyorlar. Orada çok daha hoş bir şans yani zorunluluktan değil de işi yapacak birini, işi bilen birini istedikleri için. Sonra ben orada çalışırken görevli belgemi aldım. Görevli belgemi alınca da zaten danışmanlık firmasında çalışabileceğim için oraya geçtim. Bunun dışında hiçbir belge almadım. İş sağlığı güvenliği, tehlikeli madde. Hep iş sağlığı güvenliğini hiç düşünmedim almayı. Çünkü orada ya çok da fazla olumsuz konuşmak istemiyorum ama Türkiye'de bir şeyin altına imza atıyorsunuz ve o iş sen ne kadar kendini o işin doğrusunu yapmak
istesen de o iş bir şekilde bir yerlere takılıyor, olmuyor ama senin altına imza atıyorsun, ondan sonra başına bir sürü şey gelebilir. Yani bu evet. Ben bu sorumluluğa girmek istemediğim için iş sağlığı, güvenliği hiç almak düşünmedim ve hiç de almadım, başvurmadım da. Tehlikeli maddeyi de çok düşündüm ama ona da işte iş yoğunluğu, farklı planlar dolayısıyla o tarafa da bir türlü geçiş yapmadım, yani almadım. Sadece çevre görevlisi belgem var. Hep de böyle daha büyük düşünmeye çalışan bir insanım. Daha büyük, daha büyük derken daha uluslararası geçerli olan belgelerin peşinde koşmaya çalışıyorum. Yani daha uluslararası geçerli olan eğitimleri almaya falan çalışıyorum. Yani biraz da onları araştırıyorum. Bu sadece Türkiye için değil de birazcık daha hani küresel anlamda işte düşünmeye çalışıp öyle yerlere yatırım yapmaya çalışıyorum. Anladım. Açıkçası. O zaman sanırım soracağım kısım orası. Hedeflerin ne bu konuda? Ne yapmak istiyorsun? Yani işi bıraktım, farklı hedeflerim var dedin. Evet. Ne yapmak istiyorsun? Bahsetmek ister misin? Ya aslında bu çok şey bir konu. Böyle çok aslında içerisinde bulunduğum durum gereğiyle de çok belirsizliğin olduğu ve açıkçası benim için çok hassas da bir konu. Çünkü çok uzun zamandır kafamda bir sürü plan var ve hepsini çok ciddili olarak düşünüyorum. Ama araya bir de pandemi girdiği için tam ben bunlara niyetlenerek işle olan ilişimi kesip birazcık benim vakte ihtiyacım var, zamana ihtiyacım var. Ne yapacağımı kestirip, artık kesinleştirip öyle devam etmem gerekiyor. Çünkü 2 yıllık bir iş hayatına girdim, ortamları gördüm. Ne olacağını biliyorum. Yani çalıştığım ortamlardan dolayı 10 yıl sonra ki insanları görüyorum. Hani az buçuk ne olup ne olamayacağını kestirmeye başladım. Olduğum yerde kalırsam tabii, bu hani başka bir şirkette, başka bir ilde nasıl olur, orası tamamıyla bambaşka bir dünya. Ama ben bu süre içerisinde dedim ki yani ben bir durayım, asıl ben ne yapmak istiyorum onu bulayım, öyle devam edeyim. Tam bu arada pandemi girdi tabii. Evet. Ama pandemi bizi yıldıramaz. Çalışmaya devam ediyoruz. Burada şey gibi oldum, böyle yaşam koçu gibi çalışmaya devam ediyoruz. O zaman ben genel bir kapanışımı yapmak istiyorum. Vallahi bence çok güzel bir sohbet oldu. Son olarak soracağım şey şu. Çok hızlı geçti ya zaman. Evet. Kaç dakika oldu? Yarım saat oldu. Ciddi olamazsın. Yarım saattir konuşuyor muyum? Evet, yarım saat oldu. Bayağı şu anda 30 dakikadayız. Yapmak istediğin, yani bugüne kadar yapmak istediğip de yapamadığın, belki keşke dediğin, belki demediğin. Keşke demek yani çok sevdiğim bir şey değil ama hayatında dönüm noktası olarak, yani şunu istiyordum, keşke oraya yönelseydim, belki bir şey olurdu. Ya da iyi ki yapmamışım, iyi ki burada ilerlemişim dediğin bir şeyler var mı? Ya dediğim gibi bu mesleği seviyorum aslında. Çok da ilgi alanıma giriyor. Bununla ilgili iyi ki aslında bu meslek, bu alanda ilerlemişim diyorum. Ama keşke şunu bırakmasaydım dediğim, çok güzel dans ediyordum. Çok da önüm açıktı. Ama onu bıraktım işte o dönem. Hayat telaşı, birazcık da mesela ailem şey diyordu, yani olmaz, ilk önce okul. Okul daha önemli. O hobi onu şey, işin olunca da yaparsın diyordu ama mesela bir ışık vardı orada. Ben ne zamandı? Ortaokuldu tabii. Ortaokulda okulca böyle bir dans hocası falan ayarlanmıştı. Bize çok güzel dans veriyordu. Mesela o kadar kişinin arasından direkt seçmişlerdi, seni yarışma grubuna alıyoruz demişlerdi. Ben tabii daha olayı çözemeden dediler ki işte seni hazırlayacağız. Sen böyle salonlarda yarışmalara katılacaksın. Bizi temsil edeceksin. Mesela çok büyük bir şanstı. Ben ama onu değerlendirmeye çalıştım. Nasıldı? İşte dershaneye gidiyordum. Dershane saatlerim değiştirilmesine yan faktörler sebebiyle izin verilmiyordu. İzin verilmiyordu. Onun için ne oluyordu? Zülal saat 6'da dershaneden çıkıyordu. Ders 6'da başlıyordu. 6 ile 7 arası ben bildiğin sırtımda çantam. Paldır küldür spor şeyine gidiyordum, işte dans salonuna gidiyordum. Orada 3-5 öğrendiğim hareketle işi kıvırmaya çalışıyordum. Tabii o da bir belli bir süre sonra gitmemeye başladı. Çünkü adamlar aldılar başlarını gittiler, çiftli dansa geçtiler, hopluyorlar zıplıyorlar. Ben hala adımlama öğrenmeye çalışıyorum falan, olmuyor. Ve keşke onu orada bırakmasaymışım diyorum. Çünkü hala bile bazen böyle grup içerisinde ya sen ne kadar güzel dans ediyorsun diyorlar. Ve çok üzülüyorum böyle olunca. Çok üzülüyorum. Keşke bırakmasaymışım diyorum. Yani. Yani belki bu saatten sonra hobi olarak devam eder. Belki yeniden bir ders alırsın. Yok yani hani ne sadece hobi? Kendini tatmin etmek için olabilir. Diyorum. Yani işte o gitti zaten, kaçtı yani tren. O zaman çok teşekkür ediyorum Zülal'cığım. Teşekkür ederim. Bugün çay ve bilumum sohbetin için çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. İyi ki geldin.
Seni evet. gördüm. Uzun zamandır görmüyordum. Çok güzel oldu. Evet. Sohbet bahane güzel ile gitti. Video aynen. bahane, aynen. sohbet şahane. Şimdi biz burayı kapatıp daha devam edeceğiz sohbete. O zaman görüşmek üzere kendinize diyelim. Kendinize iyi bakın.